Merhaba, TRT Haber ekranlarına, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni Gündem programıyla her hafta olduğu gibi, her cumartesi olduğu gibi sizlerleyiz. Gündem oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Times'ta kaleme aldığı makale, ekonomiyle ilgili gelişmeler, Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri ve geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ambargosu başta olmak üzere pek çok konuyu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Mehmet Şahin, Sevil Nuriyeva ve Levent Yılmaz bizlerle birlikte. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi çok ses getirdi. Bu konuya başlayalım. Amerikan basında New York Times'ta kaleme aldı. Önemli mesajları var Erdoğan'ın. Tek taraflı adımlar sadece Amerika'nın çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir diyor. Neler söylersiniz bu mesajlarla ilgili, Amerikan basınına verilen mesajlar, kime ne mesaj veriliyor ve bu konuyla başlayalım. Evet, şimdi burada bence çok önemli bir zamanda, çok önemli bir içerikle yayınlanmış bir yazı ve aslına bakarsanız da son dönem diplomasi içerisinde sorun yaşadığınız bir ülkenin toplumuna hitap edebilme açısından da iyi kurgulanmış bir içerik var. Bu açıdan bence çok ciddi bir diplomatik tarafı olduğunu düşünüyorum ben yazının. Yazının içeriğini incelediğimizde aslında bir süredir zaten Erdoğan'ın yapmış olduğu bütün konuşmalarında altını çizdiği söylemlerin bu kez daha net ve Amerikan toplumunun anlayacağı şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Mesela ciddi bir 15 Temmuz vurgusu var. Yani müttefikinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikinde gerçekleştirilen bir darbe girişiminin neticesinde o müttefikin Amerika'dan ne beklediği ama ne alamadığını anlatarak başlamış Sayın Erdoğan yazısını. Yani böyle böyle pek çok alanda işte YPG ve PYD yapılan silah yardımları, işte 5000 tır, 2000 silah yardım yapılması vesaire gibi konuların da altı çizilmiş. Dolayısıyla sonuç cümlesi olarak da şunu görüyoruz. Yani uzunca bir metin ama bu metinin neticesinde Türkiye şunu söylüyor. Ben müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmeye, bugüne kadar getirdim, getirmeye devam etmeye de hazırım. Ama sen yaptıklarınla, yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yaptıklarıyla uluslararası hukukun dışına çıkıyor. Ve bu hukuksuz ortam neticesinde oluşacak Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geldiği noktada da ben kendime yeni müttefikler aramak zorunda kalabilirim diye de çok ciddi bir uyarı var. Bu açıdan baktığımızda zamanlaması, işte dün biliyorsunuz, çok aslına bakarsanız 10 Ağustos tarihi Türkiye ekonomi piyasaları açısından kritik bir gündü. Kurdaki o spekülatif ataklar bir anda krize dönebilirdi. Algısal olarak bunun aslında planlandığını düşünüyoruz. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini açıklarken Trump'ın Türkiye'ye karşı işte çelik ve alüminyuma uygulanan vergiyi iki katına çıkarmasına yönelik tam da o anda tweet atıyor olması vesaire üst üste koyduğunuz zaman bir taraftan da Türkiye'nin gücünü gördük. O bütün spekülatif atağa rağmen de evet kur yukarı gitti. Bunun bazı zararları var kabul ama şeyi hatırlayalım. Bir anayasa kitapçığı fırlatıldığında ortaya çok inanılmaz krizlerin çıktığı günden bu kadar yoğunluklu, yani Amerikan başkanının şahsen dahil olduğu yoğunluklu bir ekonomik saldırıdan da hani günü tamamlamayı başarmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu açıdan ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız diyor. Siz nasıl okudunuz? Evet, bu bir defa Levent Bey'in bıraktığı son cümle çok önemli de hani kitapçık fırlatırken ülkenin bütün siyasi altyapısı alt üst oldu. Şimdi siz düşünün, kurda bir değişim var ve Avrupa Birliği'nden, Fransa'dan ses çıkıyor, IMF'den ses çıkıyor, ABD'nin kendi içinde bunun bize zararı var diye ses çıkıyor. Yani Türkiye öyle bir konuma geldi ki bakın biz hiç o taraftan hani panik halinde farklı şeylerin bize getirisini de okumak zorundayız. Getirisine baktığımızda şu da var. Türkiye'de bir şey bir taş yerinden oynuyorsa onun artık sadece Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin oynamasıyla müşayet edilmiyor. O hem de ABD'de küresel sistemin içerisinde bir şeyleri etkiliyor. Dolayısıyla öyle bir noktadayız ve öyle bir güç merkezi haline geldik ki birisi bizi sarsmaya kalktığında kendisini de sarsacağını görmesi ve bilmesi açısından da yeni bir dönemdeyiz. Bu bir. İkincisi, şimdi bak uzun zamandır şunu söylemek lazım. Sayın Erdoğan, Başkan Erdoğan dünyada reyting ölçülerinin söylemesek bile en fazla konuşulan, en fazla ne söyledi denilen, bakılan, en fazla sözleri etkileyen liderlerin şeyinde, yani
o çapta etkileyici bir profil sürmektedir. Şimdi siz, sizin içinizde, sizin toplumunuzda karşılıklık sağlamak isteyen bir ülkenin kamuoyunu topu, bu karışıklık topunu alıp bu yazıyla birlikte Amerikan kamuoyuna tartışmanı atmış oldunuz. Hı hı. Şimdi bakın, Amerika'da her ne kadar da biz, hani biz hep sık sık söylüyoruz değil mi? Hangi Amerika? Amerika tek renkli ve mono bir yapıda değildi. Biz bunu bütün son geçtiğimiz süreçte görmüş olduk. Böyle olduğu hal, bak uzun zamandır bunu mesela Rusya çok başarılı bir şekilde yapıyordu. Putin hani ısrarla Amerikan toplumuna hitap eden yazılarıyla, Amerika'da yönetime karşıt fikri olan aydınlarla, yazarlarla bir araya gelmekle, esasında onlara anlatmakla kendi ülkelerindeki sorunu tartışmaya açıyordu. Şimdi biz Sayın Erdoğan'la birlikte bu yazı esasında çok ciddi bir diplomatik hamle oldu, bir. İkincisi karşı atak oldu. Sanki onların kurla oynaması kadar nitelik taşıyan bir atak oldu. Şimdi biz bunu nerede göreceğiz? Biz birkaç gün sonra Amerika'nın içinden çıkan çeşitli yazılarla, çeşitli araştırmayla veya tartışmayla bunun nasıl bir etkiye sahip olduğunu görmüş olacağız. Bu açıdan bir defa şu var, biz hani yeni nesil Amerikan, yeni nesil kitlelerine de ulaşmamız lazım, doğru mu? Onlar mesela bilmiyordu ki Kore Savaşı'nda biz ne kadar destek olduk. Onlar bilmiyor Kuba'daki füze altyapısı sürecinde biz neler yaptık. Türkiye hangi dönemlerde Amerika 11 Eylül saldırısından sonra Türkiye'nin nasıl bir destek verdiğini bu nesil bilmiyor. Dolayısıyla burada bu paragrafı açmakla esasında Trump'ı hafızasını tazelemiyor. Yeni nesle böyle bir durum oldu. Biz sana hep iyilik yapan bir ülkeden bahsediyorum. Bize ne verip de alamıyorsunuz sorusunu kendi içlerinde soru sormaya teşvik etti. Bu iki. En önemlisi, şimdi bu Rahip Brunson üzerinden hani bizim yargı sistemimizi, demokratik tanımımızı kuşku altına alan bir baskıdan söz ediliyor. Demokrasiye inanmış Amerikan toplumunu bunu sorgulamayacağını mı düşünüyor Trump? Elbette ki demokrasiye, hukuka inanmış toplumlar sonuç itibariyle hiçbir hani düşman cephede değilse bunu aklı selimle sormaya başlayacak. Bu yazı esasında bu sorgulamaya da, bu tartışmaya da kapı açmış oldu. Üç, en önemlisi, Türkiye kendi kararından, kendi duruşundan vazgeçmeyeceğini ta birinci ağızdan, önemli ağızdan ifade etmiş oldu. Ve dört, nihayet biz hani yeni müttefikler, yeni arayışlara gireceğiz demekle birlikte biraz da Amerika'nı düşünmeye vadar etmiş oluyoruz. Hı hı. Top şimdi o alanda, bakalım nasıl tartışmaya sahne olacak, hep beraber onu müşahit edeceğiz. Top şimdi Amerika'da nasıl bir yankı bulacak? Az önce Sevil Nur Yaman'ın bahsettiği gibi diplomatik olarak da bir süreç aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir görüşme süreci yaşandı. Şimdi bu yeni dönemde dış ekonomik saldırılardan da bahsediyoruz. Bunlara karşı alacağımız savunmanın da bir şifreleri olarak okunabilir mi bu makale? Ne dersiniz? Şimdi buradaki mesele şu, Türkiye'deki mevcut durum aslında, önceki programlarda zaman zaman dile getirdik. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nereye evrileceği bizim iç siyasetimizi de etkiledi. Dış politikamızı da etkiliyor biliyorsunuz ve aynı zamanda ekonomide etki yapıyor, bunu gördük. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyametçilerden kurtarmak lazım. Bu bizim işimiz değil, bu Amerikalılar işi. Bu cümleyi tekrarlayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyametçiler dediğim başka yardımcısı var arkada, hep böyle şeyi ensesinde kontrol eden Trump'ı. Evet. Pence'den bahsediyorum. Amerika'yı kontrol edilemez bir sürece doğru sürüklüyor. Hı hı. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ne, müttefiklerine tehdit oluşturuyor. Daha da enteresanı, sabah ne var ne yok diye baktığımda mesela bugün de Washington Post'ta bir yazı diyor ki, bir Amerikalı. Bu diyor, Trump'ın tweetleri diyor artık Amerika'nın ulusal güvenliği tehlikeye atıyor diyor. Evet. Sadece Türkiye'nin güvenliğini de, ulusal güvenliğini. Şimdi bizim açımızdan bakacağız. Bunlar Amerikalıların sorunu falan diye düşünüyoruz ama bizi ilgilendiren bir konu var. Nedir bu bizi ilgilendiren konu? Bizde bir söz vardır. Ya senin omuzumda taşıyorum zaten, bari sıçrama, omuzumda duruyorsun. Sıçrama, yeter artık. Yani bu 1950'den bu yana, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz yazısında, New York Times'taki yazısında gündeme getirmiş. 1950'den bu yana bu ülkenin çocukları, canlarıyla dahil olmak üzere bu ittifaka, yani Batı ittifakına
maliyet ödüyor. Ya bu yani bir 60 yıllık bir süreç bu. Ya bunu yapıyorsa hiç olmazsa sahip çıkmıyorsunuz diyelim ki, ama saldırı yapan siz olmayın. Bunu söylememiz gerekiyor. Bugüne kadar üst düzeyden söylenemeyebiliyordu bu. Ama artık Türkiye yönetenler diyor ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, artık bu taşınabilir değil. Biz seninle müttefikiz. Hı hı. İttifak sistemi içindeyiz. O zaman bunun gereğini yapman lazım diyor. Peki yapacak mı? Başüktün bu karardan. Yapmazsa o zaman şöyle söyleyeyim. Niye bir devlet ittifak yapıyor? Biz bunu da uluslararası ilişkiler derslerinden anlatıyoruz. Niye ittifak yaparsınız? Niye bir devletle müttefik olursunuz? Karşılaştığınız sorunları ya bir işbirliği için bunu yaparsınız. Daha fazla kazanç elde etmek için. Veya bir tehlike, muhtemel tehlikelere karşı kendinizi koruyacak bir yapı oluşturursunuz. Hı hı. İttifakı bunun için yaparsınız. Aklı başında olan hiçbir devlet bir müttefik, yani ittifakın içinde olup da bu ittifak bana zarar versin diye çaba harcamaz herhalde. Ama şimdi Türkiye'ye karşı uygulanlara baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, sen yük taşımaya devam edeceksin kardeşim diyor. Tek taraflı davranışlarına baktığınız zaman onu görürsünüz. Ya bir üst üste koyduğunuz zaman bunun haddi hesabı yok. Türkiye zaten uzun süredir biliyor musunuz sessiz kaldı bu konuda. Hı hı. Hatırlatıyor ama işte müttefiklik şey yapmasın filan. Zannedersiniz ki olay Branson değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı davranışlarını Branson adıyla millete sundular. Hı. Mesela bu. Ben biraz daha ileri taşıyacağım. 1991 yılında Irak'a müdahale ettiniz. PKK'ya orada alan açtınız. 2003 yılında Irak'ı işgal ettiniz. Terör örgütlerini yuvası haline getirdiniz. Maliyetini kim ödedi? Florida'daki Amerikalı mı ödedi? Yoksa benim 18 yaşındaki, 20 yaşındaki gencim mi ödedi? Suriye'de 5000 tır PKK, PYD, YPG falan demeyelim. PKK bu. Adını değiştirerek hareket etmesinler. Hı hı. O kelimeyi kullanmayan bal gibi biliyorlar onun ne olduğunu. Peki kime karşı mücadele ediyor bu terör örgütü? Türkiye'ye karşı mücadele ediyor. Kim destek veriyor? Türkiye'nin müttefiki destek veriyor. Türkiye'nin aleyhine ondan sonra 15 Temmuz darbe girişimi. Hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı orada yani böyle işte diyor ki, gerekli tepki verilmedi gibisinden bir cümle kullanmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani altını kazıyın, oradan başka şeyler çıkar. 15 Temmuz'un altını kazıyın, birilerinin çocukları çıkar o darbenin altından, tamam mı? Nereden söylüyorum? Çünkü bugünkü o darbeyi gerçekleştirenlere ev sahipliği yapılmıyor mu? En hafif ifadeyle. Şimdi hayati yani Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tweetinden tutun. Hı hı. En basit bu. PKK'ya desteği, PYD'ye desteği, YPG'ye, SDY'ye desteği, bölgedeki uygulamış olduğu politika, yani Irak'a yönelik, Suriye'ye yönelik, İran'a yönelik konuşacağız biraz sonra. Bunları üst üste koyduğunuzda ben bunun maliyetini ödemek zorunda mıyım? Yani Türk milleti artık belli bir noktadan sonra, ya kardeşim ben seninle müttefikim, o zaman sen bu müttefikliği hiç olmazsa bunun bir nebze de olsa gereğini yap. Şimdi bir defa sabredersiniz, iki defa sabredersiniz. Eğer bu müttefiklik size zarar veriyorsa, o da siz de başka bir arayışa girersiniz o zaman. Yani Türk devleti, Türk milleti, Amerika Birleşik Devletleri var değil mi ayakta? Ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul fethedildiğinde Amerika diye bir kıtanın kimse olduğunu bilmiyordu. Evet. 39 yıl sonra Amerika diye bir kıtanın olduğu ortaya çıktı. İstanbul fethedildiğinde. Bu milletin fertleri, tamam mı? Bu kışı geçirir de. Yediği ayazı unutmaz. Şimdi hani muhalefet partilerinden de Allah'tan güzel şeyler geliyor farkındaysanız, hı hı, onları da söyleyelim. Siz doğrudan müttefikinize yönelik doğrudan, yani Sayın Finans Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey bir açıklama yapıyor. Onun açıklama yaptığı tamam, saat Amerika'da abi. Saat kaç bilmiyorum. O saatte tweet atıyorsunuz. Yani o siz evet, yani belki yüzünüzü yıkamadan yapıyorsunuz bunu. Anlatabiliyor muyum? Evet. O tweet atıyorsunuz. Siz müttefiklik içinde gördüğünüz bir devlete karşı düşmanca bir tavır içindesiniz Amerika. Bir düşmanca. Amerikan başkanının peki, böyle yani bir tutum bunu, sergilemesi özür ayrıca zaten. Bu burada şunu biliyor musunuz? Siz sadece siyasilere yönelik bir tavır değil bu. Hı hı. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik, kurumlarına yönelik ve Türk milletine yönelik bir tavırdır. Bu hepimizin üzerinde ciddi izler bırakıyor. Ve Türkiye bence bu bir de unutmayalım. Almış olduğu yaptırım kararına bakın. Almış olduğu yaptırım kararı var ya, bakanlarımıza yönelik almış olduğu yaptırım kararı, iki bakanımıza yönelik. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımıza yönelik. Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuki değil diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin milli güvenliğine tehdit oluşturuyormuş. Şimdi soruyorum. Sen 5000 tır silah vereceksin.
Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturmayacaksın. 15 Temmuz'un içinde olacaksın, oluşturmayacaksın. İki bakanlı hiçbir şey yok. Onu da oraya öyle bir noktaya koyacaksın ki ben şey yapıyorum, ne onun ismi, milli güvenliğime tehdit, böyle bir yaptırımı kararı alıyorum. Son cümlemi söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası siyasal sistem ve ekonomik sistemin öncülüğünü Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Kendi kurmuş olduğu siyasal ve ekonomik sistemi artık istemiyor. Kendi buna karşı çıkıyor baktığınız zaman. Öyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri, tekrar söylüyorum, kıyametçilerin, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kıyametçilerin etkisinden kurtulmalı. Bu başta Amerika içinde, dünya içinde, Orta Doğu barış içinde önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi Mehmet Hocam çok güzel bir resim çizdi. Müttefik diye bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ortada. Peki hem Amerika Birleşik Devletleri siyasi, ekonomik, küresel çıkarlarını düşünerek hareket ettiği müddetçe, Amerikan Başkanı bu tarz söylemlerine devam ettiği müddetçe Türkiye nasıl bir pozisyon alacak, ne yapmalı ve bu normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Şimdi şuna çok odaklanmamız lazım. Mehmet Hoca çok güzel bir şey söyledi. Biz İstanbul fethedilirken Amerikan kıtasının olması bile fikri ortada, yani tanımlanmamıştı, bulunmamıştı. Evet. Şimdi öyle bir gelenekten bazen bunu sık sık söylemekte bence yarar var. Çünkü böyle kendine güvensizlikle biraz panik ortamıyla karşı karşıya kaldık gibi geldi bana. Esasında şu var. Peki bu kadar saldırı var da, peki neden var bu saldırı? Türkiye ne yaptı ki bu saldırı var? Oradan bakmamız lazım. Türkiye tam... Niye hedefteyiz? Evet. Türkiye tam bağımsızlık sürecini inşa ediyor. Yani tamam, bu küresel sistem içerisinde hiçbir ülkenin tam bağımsız olarak bu anlamda, çünkü birbirine ilintili, birbirine bağlantılı ekonomik bir sistemin içerisindeyiz, ama siyaseten tam bağımsızlık sürecini inşa ediyoruz. Ve Sayın Erdoğan'a karşı bu tavrın, bu tutumun altında yatan şeyin de bu olduğunu görmekteyiz. Biz, Levent Bey ısrarla çok sık sık bunu söylüyor, doğal bir liderin, doğal bir İslam coğrafyasının, doğal bir Türkiye profilinde bir liderinin doğduğunu görüyoruz. Erdoğan şahsında bir liderin doğduğunu görüyoruz. İşte bu süreç, bakın size bir şey ifade edeyim, hani duracak mı? Amerika, evet, Amerika pek fazla ileriye gidemeyecek. Nedenini söyleyeyim size. Şimdi bu coğrafyada küresel bir dünyada küresel bir değişimle karşı karşıyayız. Onun ekonomik boyutunu Levent Bey ilk ortaya sunanlardan da o söyleyeceği onları muhtemelen. Ama ben bu taraftan bakmak istiyorum. Şimdi siz bakın, İran'da bir olay oluyor. Siz oradan İran yönetimini veya dini lideriyle ilgili olumsuz bir şey söylediğinde topyekun bütün kamuoyu olmasa bile buna çok sıcak bakan ve sokakları hareketlendiren bir ortamla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani ona simpatik bakan bir kamuoyu oluşturabiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir durumda. Bakın, düne kadar hatta çok sert muhalif söylemler yapan parti liderler bile devletimin, ülkemin, yönetimimin yanındayım diye mesaj atıyor. Dolayısıyla siz bunu söyledikçe Türkiye'nin kamuoyunda, sosyolojisinde düşman kazanacaksınız. Türkiye'nin kamuoyunu düşman kazanmış bir Amerika, İsrail'in güvenliğini, bu coğrafyadaki bazı projelerini hayata geçirmesi mümkün mü? Zaten başından itibaren bizi kendine dost belirlemesinin altında yatan şey de odu. Çünkü kilit nokta, anahtar Türkiye'di. Türkiye toplumudu, Türk milletidir. Dolayısıyla Amerika'nın bundan, evet, biz zarar görüyoruz, belki bundan sonra da göreceğiz, ama bu hamlelerin bitmeyeceğini de göz ardı edemeyiz. Bu ne zaman bitir? Biz vazgeçersiz. Biz vazgeçecek miyiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla biz vazgeçmeyeceğimize göre, yeni dünyanın yeni kurgusunda yer alma kararlılığımızı sürdüreceğimize göre, yeni dünyada, yeni düzen, yeni masada artık yerimizi aldığımıza göre, bu türlü provokasyonların olacağını göz ardı, gözümüzün altına almalıyız ve buna göre de hamlelerimizi yapmalıyız. Nitekim ki Türk Devleti, bakın, bu yazıyla birlikte çok ciddi bir hamle atmış oldu. Bu hamlelerin yenilerinin de geleceğini düşünüyorum. Devletin buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı dün Bayburt'ta halka hitap ederken şunu dedi: her türlü kötü operasyon veya kötü senaryolara hazırız dedi. Evet,
devlet aklı budur ve Türk devletinin geleneksel hali de bu türlü spekülasyonlara hazırlığı gerektiren altyapıya sahipti. Biz sayıp Başkan Erdoğan'la birlikte esasında bunun da temelleri, yeniden temellerini attık. Hani elimizden zorla alınan, 200 senede bizden hakkımız olan şeyin alınmasına geri dönüşü sağladık. Bunun karşılığı nerede olacak? Suriye topraklarında, Mısır halkında. Siz yönetimlerle halkları birbirine karıştırmayın. Gidin buradan çıkın ta Urumçi'ye kadar, buradan çıkın ta Bosna'ya kadar, buradan çıkın aklınız ne? Hem ortak dil konuşacaksınız, hem ortak kültürü, ortak mutfağı göreceksiniz, hem de ortak dini göreceksiniz, geleneğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla o kadar ciddi bir ülkeden bahsediyoruz ki zaten o nedenle hocamın da söylediği gibi Berat Bey'in konuşmaları sırasında atılan tweetin nedeni budur. Çünkü rengi, kuşağı, gidişatı değişen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin ismi Türkiye. Kendimizi bu kadar da yani şey görmeyelim. Yani Amerika bir şey yaptı, her şey bizim. Evet, sıkıntı olacak, olsun. Olsun yani bağımsız. Biz işgal girişimini giderebilen, yani işgal girişimine def eden, bertaraf eden bir milletiz, bir ülke, bir devletiz. 40 gün sonra da Fırat Kalkanlığı yapan bir devletiz. Dolayısıyla tabii ki bütün bu şeyleri tamam ben hani çok böyle pozitif bakarak değil ama meselelere de biraz hakim olarak korkmadan bu işlerin de ötesinden geleceğimize inanarak ama iyi, ciddi adımlar atarak bunu inşa edeceğimizi düşünenlerden. Şimdi Türkiye özelinde konuştuk ama şöyle bir genel resme baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına aldığı ülkeler Rusya, İran, Çin, hani Türkiye'yi de Avrupa Birliği adeta dünyaya kafa tutmuş durumda. Kanada. Bir arasının niye olduğu tek komşu vardı Kanada. Güney arası İngiltere'nin değil. Arası değildi. Suudi Arabistan üzerinden oraya da şey yaptı. Evet. Suudi Arabistan. Ne yapmaya çalışıyor Amerika? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri aslında. Şimdi önce bir cümle. Bir ticari savaşları da başlamış durumda. Bir cümle. Türkiye zaten yazmış Levent Bey. Bir cümle. Türkiye neden hedefte onu söyleyeyim. Yani o aslında benim orada altını çizmek istediğim konuya Sevil Hanım kapsamlıca değindi. Şimdi bir kere Türkiye şöyle bir model koydu dünyaya. Modeli anlattı. Şimdi ilk kez toplumun gücü ile stratejik aklı olan liderin gücü bir araya geldi. Ve 2 artı 2 4'ten çok büyük bir rakam çıktı ortaya. Şimdi bu Amerika gibi toplumları sadece rejimler ve seçtirilmiş kendi motivasyonuyla seçtirdikleri liderle yönetemeyeceği bir dünya demek Amerika açısından. Şimdi bakın, hendek olayları yaşandı mı Türkiye'de? 17-25 Aralık oldu mu? Gezi olayları oldu mu? Yani 15 Temmuz oldu mu? Bir sürü olayla karşılaştık. Toplumun gücüyle açtık bunu. Evet, liderin stratejik bir aklı var ama liderin stratejik aklı aynı zamanda ya stratejik aklıyla topluma da bunu anlatabildi ve toplumda sırtını nereye dayattı önemli ve toplumda liderine sahip çıktı, o stratejik akla sahip çıktı. İşte Amerika'nın istemediği şey bu. Evet. Şimdi Türkiye evet bunları yaptı ama dünyaya da bir örnek oluyor ve Erdoğan altını çizelim, kabul etsinler, etmesinler, sevsinler, sevmesinler. Yönetimleri geçiyorum, rejimleri bir tarafa bırakıyorum. İslam coğrafyasında ve nüfusun yoğunluğu Türk olan ülkelerin içerisinde doğal bir lider konumuna geldi. Evet. Bundan sonrası için kim ne derse desin. Toplum, halk, sokaklar Erdoğan ne diyor diye bakıyor. Evet. Onun için bu çok önemli. Türkiye bunun için hedefte bu bir. İki, Amerika ne yapmaya çalışıyor? Şimdi bir kere Türkiye'nin tam içerisinde olduğu coğrafya, bu biraz Mehmet Hocam'ın konusu, haddimi aşmayayım ama işte Heartland dediğimiz, yani kalpgah, dünyanın kalpgahı olarak nitelendiriliyor uluslararası ilişkiler teorisi, işte o kara hakimiyeti teorisinde ve diyor ki sen batıda da olsan, doğuda da olsan bu coğrafyada, Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyada etki alanın yoksa dünya hakimiyetini sağlama şansın yok diyor. Makinler. Evet, evet makinlerin makinler. Böyle kara hakimiyeti teorisi. Yani. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Amaç ne? Buraya hakim olmaktı. Onun için ne yapıyorlardı? Geçmiş dönemde Türkiye'yi bir eksene oturtmaya çalışıyorlardı. İşte Türkiye batı ekseninde mi olacak, Avrasya ekseninde mi? Şimdi Türkiye neden hedefte? Türkiye kendisi eksen oluyor. Evet. Şimdi sıkıntı burada. Aynen. Türkiye kendisi eksen oluyor. Yani ben Çin'e ben gitmiyorum ki. Çin geliyor. Yani BRICS ülkelerinin toplantısına ben illa beni alın diye ben gitmiyorum ki. Diyorlar ki siz
Yani siz bizimle olun diyor. Şosa, Avrasya, evet, şeyini hepsini Rusya taraf çağırıyor. Bizimle olun diyor. Şimdi dönüyorsunuz öbür tarafa. Bizim İstanbul'da gerçekleştireceğimiz toplantıya Almanya ile Fransa'yı biz mi çağırdık? Onlar mı biz katılmak istiyoruz dedi. Evet. Şimdi bu açıdan baktığınızda Türkiye kendisi eksen oluyor. Bu da işte o Amerika Birleşik Devletleri'nin işte meşhur teorilerinde işte iki kutuplu dünya, çok kutuplu dünya hikayesinde öngöremedikleri bir gelişme. Onlar şöyle öngörüyorlardı. İşte evet, dünya çok kutuplu olacak ama Türkiye'nin pozisyonu o gelişmekte olan ülkelerin içerisinde bir pozisyon olacak. Türkiye'nin tek başına bir kutup olabileceğini asla düşünmemişlerdi. Evet. Ha evet, biz ekonomik olarak gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomik olarak yapmamız gereken, güçlenmemiz gereken bir dönem daha var. Tamam, ama bunu hani bu böyle diye ben ulusal çıkarlarımı bir kenara bırakacak halim yok. Şimdi ben burada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var. Birkaç gündür dövizde bir spekülatif atak yaşıyoruz. Şimdi bunun temelleri var ve hiçbirisi teknik değil. Yani hiç kimse, yani bir haftadır neyi yanlış yaptık da dolar 5'ten 6'ya geldi, 6.5'a geldi? Neyi yanlış yaptık bir haftadır? Ha, birileri şunu söylerler işte. İşte faiz artırmadınız da. Ya ne faiz artıracağız? Ya faiz 500 puan artırdık, ne oldu? Konu bu değil. Bu konu bize tıpkı İran'da yapmaya çalıştıkları gibi, Sevil Hanım'ın bugünkü Star gazetesindeki yazısı çok önemlidir. İran'ı da zaten. Evet, İran diyor, karışıyor mu, karıştırılmak mı isteniyor? Bizi şöyle denemeye çalışıyorlar. Toplumun gücüyle stratejik aklı olan liderin gücünü ayrıştırmaya çalışıyorlar. Evet, evet, bunu da önemli. Ekonomi çok üzerinden planlayabileceklerini düşünüyorlar. Ama başaramayacaklarını söyleyelim. Şimdi burada konu şu. Bizim FETÖ ile bir şekilde karşı karşıya gelmemiz gerekiyordu. Geldik. 15 Temmuz'da karşı karşıya geldik ve kazandık. Evet. Bizim silahlı kuvvetlerin hepsini kastetmiyorum. O şerefli subaylarımızı asla kastetmiyorum ama silahlı kuvvetlerin içerisinde o istediği zaman darbe yapabileceğini düşünen zihniyetle karşı karşıya gelmemiz gerekiyordu. 15 Temmuz'da onlarla da karşı karşıya geldik ve kazandık. Bizim Suriye'de 40 yıldır PKK'yı besleyen Suriye ile karşı karşıya gelmemiz gerekiyordu. Evet. Bakın bugün ne yaptık? Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı ile orada kendimize güvenli bölge oluşturduk. Bizim adına Kürt devleti diyorlar ama bunun bir terör devleti olduğunu Mehmet Hoca her konuşmasında altını çizer. Bölgemizde bir terör devleti kurulmasıyla karşı karşıya gelmemiz gerekiyordu. Yüzleştik. İsrail bayraklarıyla referandum çalışması yapıyorlardı. Nasıl engellediğimizi gösterdik ve yüzleştik. Bizim İran politikasını gözden geçirmemiz gerekiyordu. Evet. Bakın, gözden geçiriyoruz. Bizim Rusya ve Çin'le yeni bir politika uygulama. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bizim şimdi Batı hegemonyasına dayalı ve istedikleri zaman Türkiye'de istediklerini yapabileceklerini düşündükleri ekonomik sistemle karşı karşıya gelip yerli, milli ve Türkiye'nin kendi dinamiklerine has ekonomi politikasıyla da karşı karşıya gelmemiz gerekiyordu. Şimdi onunla da karşı karşıya geliyoruz. Peki bu başaracağız. Ne olacak? Evet, başaracağız ve o zaman şu olacak bakın. Zorlanacağız mı? Zorlanacağız. Evet. Birkaç, bazı firmalar batacak mı? Buna diyecek bir şey yok. O, zorlanacağız çünkü. Biraz sıkıntı çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Ama bu sıkıntının sonunda ne var biliyor musunuz? Evet. Bütün bu hikayeden temizlenmiş, tam bağımsız, evet, bir Türkiye var. İşte. Yani bir kredi derecelendirme kuruluşunun yazdığı raporla piyasası allak bullak olmayacak bir ülke geliyor. Bir tane yatırım bankasının yazdığı raporla bankaları sorun yaşamayacak bir ülke, evet, geliyor. Bir Amerikan başkanının attığı tweetle döviz kuru dalgalanmayacak bir ülkeye doğru gidiyoruz. Bunu da atlattıktan sonra önümüz çok açık. Bunu bildikleri için başkan seviyesinden saldırıyorlar. Evet. Ha, şu da olacak. Ben size söyleyeyim. Şimdi Mehmet Hocam daha iyi biliyor. İdlib'de bir hareketlilik başlıyor. İşte Suriye bir yeni bir atak yapabilir. DAEŞ'i yeniden güçlendirecekler. Ki PKK'nın, öyle gözüküyor. Evet, öyle PKK'nın gözüküyor. Bazı yoğun saldırılarında yoğunluk artmaya başlayabilir. Çünkü artık bu son aşama. Ekonomik saldırıyı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle söylüyorum, ekonomik savaşı da biz kazanacağız, kaybetmeyeceğiz. Ondan sonraki dönemde bakın nasıl bir Türkiye ortaya çıkacak. Evet. Şunu unutmayalım, ben şunu söylemiyorum, ben iktisatçıyım. Piyasa gerçeklerinin dışında bir şey anlatmıyorum. Ama piyasa gerçekleri dediğiniz şeyin doğru olduğunu kim söyleyebilir? Evet. Yani faizi artırırsan dolar böyle olur. Öyle değil işte, öyle olmadığını görüyoruz ya. Biz son seçimden önceki son iki ayda faize 500 puan dokunduk yukarı yönlü ve GLP'yi de normal faize, yani geçtik de penceresinden normal faize getirdi. Yani Merkez Bankası bunları yapması gerekiyordu, yaptı. Ayrı bir konu ama ne oldu? Demek ki konu bu değil. Yani sizin
teknik olarak yaptığınızda da bu işin çözümü. Niye? Çünkü konu bambaşka. Sizi burada yoğunluklu bir saldırıyla çökertmek istediler. Biz de toplum da buna karşı direnç gösterdi. Normal şartlarda ben size söylüyorum, bunun altını çizmek istiyorum ısrarla. Bir anayasa kitapçılığının fırlatıldığında kriz çıkan ülkeden böyle çok çok sert bir yoğunlu saldırıda biraz sallandık ama algı şu, biz bunu atlatırız diyebilen bir ekonomi ve ülke yönetimi var. Şimdi, bu çok önemliydi. Buradan devam edeyim diye düşünüyorum. Adamlar aslında vekaletle Türkiye'ye yönelik bunu yapıyordu. Türkiye'nin müttefiki olduğunu, ben artık bundan sonra Amerika Birleşik müttefikimiz, Amerika Birleşik Devletleri falan diye bir cümleye başlamayacağım. Hı hı. İlk önce kendiler müttefik olduğunu hissettirsinler de ondan sonra bu cümleyi kullanırız. O kadar basit bir şey değil bu. Amerika Birleşik Devletleri okyanusun ötesinin şöyle bir tavrı vardı. İlk önce vekaletle bunu yapıyorlardı. Neydi işte? FETÖ'yle yapıyor, PKK'yla yapıyor, başka bir araçla yapıyor. Sonuç alamayınca doğrudan girmeye başladı. Bu da sonuç alamayınca başkan giriyor doğrudan devreye. Düşünebiliyor musunuz? Sizin ortağınız diye iddia ettiğiniz bir devletin başkanı doğrudan devreye giriyor. Bugüne kadar sonuç alamayınca bu şey bir hareket, yani düşmanca bir hareket, onu söylüyorum. Başka bir şey daha var. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının Amerika'nın milli güvenliğine tehdit olduğunu düşünenlerdenim. Sebebi de şu. Düşünsenize, yani bir dünyanın en güçlü ülkesisiniz. O büyük bir imzası var biliyorsunuz. Diyor ki ben Kudüs'ü diyor başkent yapıyorum diyor. Onu da ekrana böyle biliyorsunuz hemen gösteriyor. Kararı verdim diyor. Ve bu diyor. Hukuk falan yok. Diyor ki Türkiye'de iki bakana diyor yaptırım koydum. Buyurun kararı bu. İşte şu oldu. İşte benim diyor bak diyor oldu. İran'a karşı yaptırımlar yaptım. Hemen o imzayı arkasında Pence dünyaya gösteriyor falan. Hukuk nerede? Haydut hukukuna mı döndük dünyada? Evet. Yani hukuk nerede? Başka bir şey daha var. Şimdi Eylül'de şeyler gelecek. Avrupa ülkelerinin liderleri Türkiye'ye gelecekler. Türkiye sizin karıştırdığınız ülkenin çocuklarına ev sahipliği yapan kim? Suriye'yi kastediyorum, Türkiye. 3-3,5 milyon mülteci. Afganistan'dan tut, orayı da ben mi karıştırdım? Afganistan'dan tut, demeyi İran'dan tut, oradan, yani Irak'tan tut, işte Suriye'den son 3-3,5-4 milyona yakın mülteci ev sahipliği kim yapıyor? Türkiye yapıyor. Parayı kim ödüyor? Türkiye ödüyor. Buna destek olmadığın gibi, Türkiye'nin ortaya çıkardığı yükten dolayı destek olmadığın gibi silah yardım edin. Bir de hayır, silah yardım, onu da geç. Bir de bu ülkenin ekonomisine yönelik girişimlerde bulunuyorsun. Yani şimdi bunu hiç kimse okumuyor, hiç kimse görmüyor mu? Bunu görüyor. Bak bu Türk milletinin en ufak ferdinde derin izler bırakıyor. Ha birileri dolar artıyor diyor. Burada da selam gönderelim onlara. Yani sevinenler falan böyle tipler var. Yani evet diyor işte bunu bir şaka aracına getirenler, en hafif vadeli tipler var. Onlar bence biraz düşünsünler. Bu ortak bir gemi. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti. Ve şimdi diyelim ki Türkiye'nin ekonomisine zarar verdin değil mi? Peki Türkiye ne yapıyor? Avrupa'nın güvenliğini kim sağlıyor? Türkiye sağlıyor. Sınır hattı, cep ülkesi gibi gözüktüğü için. Mülteciler ev sahipliği yapıyor. Tek başına bunlara bakıyor. Peki bu ülkenin ekonomisi sorun yaşadığında Avrupa'nın güvenliği tehlikeye girer mi, girmez mi? Almanya'da hükümetler veya işte Avrupa'daki bazı hükümetlerin için değişti. Mülteci sorunundan dolayı değişti. Türkiye ile bir mutabakata vardılar. Kendiler uymadı. Türkiye uydu. Peki diyelim ki ekonomik durumu sıkıntı yaşayan bir Türkiye düşünün önümüzdeki süreçte. Allah korusun. Zannetmiyorum ama o zaman ne yapacak? Avrupa bundan etkilenecek. Bunun dikkat edin. Avrupa bunu görüyor. Bunlar da konuşulacak geldiği zaman. Yani çünkü bu konusunun ötesi bu beni etkilemez diyor. Avrupa'da etkilense de çok umurumda değil falan diyor. Onun için Trump'ın kıyametçilerle birlikte devam ettiği politika Avrupa güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Ben bunun ciddi bir etkisinin olacağını bütün düşünüyorum. Bütün dünyaya tehlike salıyor aslında. Son iki dakikada toparlayalım. O zaman ben hedef olmamızın nedeni ne biliyor musun? Orta Doğu'da bıraktıkları veya kalan diyeyim, bıraktıkları değil, direniyor çünkü. Direnç noktası Türkiye. Evet. Direnç noktası Türkiye olduğu için dikkat edin. Öyle sorunlar var ki işte Rusya ile diyor ilişkilerini diyor ben memnun değilim diyor adama bak. İşte diyor S-400 memnun değilim, İran ilişkilerinden, Katar'la ilişkiler, Kudüs meselesinden memnun değilim. Üst üste koyuyorsun. Coğrafyayı çökerttiler. Türkiye direnç noktası. Bu coğrafyada iki şey istemiyor. Bir, milli iradenizi kullanmayın diyor. Türkiye diyor ki ne kardeşim benim milli irademi kullanmak sen karar veremezsin ben karar veririm buna diyor. Nitekim
referandumla birlikte artık 50+1 milli iradenin derinleşme süreci devam etti. Bir bu. İki diyor ki kaynaklarını kullanamayacaksın. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleri olmak üzere ve Türkiye'ye karşı tavır açısına baktığınızda, Avrupa ülkelerine biliyorsunuz yaptırımlara falan baktığınızda, evet, vergi konusunda falan haraç kesen bir devlet görüntüsü veriyor, onu söyleyeyim. Haraç kesiyor. Ve ondan sonra diyor ki ekonomimiz çok iyi diyor. Haraç kesiyorsun çünkü. Bu kadar basit. Evet, konjonktürel gidişatın, bakın bütün bu badirelere rağmen Türkiye'nin lehinde gelişeceğini, gelişmelerin Türkiye'nin yeni bir güce, yeni bir güç merkezine dönüşme prosesinin, sürecinin önünü kesemeyecek. O nedenle hepimiz, ama hepimiz yani birey olarak da, kurumlar olarak da yeni küresel sistemde nasıl ülkemize fayda vereceğimiz profilleri geliştirmemiz şart oldu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben son bir cümle söyleyeyim. Tabii, buyurun. Sayın Alev Alatlı'ya da atıf yaparak Türkiye batmaz. Türkiye batarsa okyanuslar taşar demişti. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız, değerlendirmeleriniz için. Yeni gündemin bu haftada sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.